Bavulun sesiyle resmen bütün mahalleyi uyandırdım. Neyse, şu anda otogara yürüyerek gidiyorum çünkü normal belediye otobüsleri geçmiş otogarı. Eskişehir'e gidiyorum bayrama ve bayramda köyde olacağım. O yüzden çok bayağıdır gitmiyordum işten güçten halimi. Gayet keyfim yerinde. Böyle arabada konuşuyorum. Neyse. Eskişehir'e gelmiş bulunmaktayım. Geldikten sonra bir süre çekmedim. Eve falan uğramak zorunda kaldık. Şimdi alışveriş yapılıyor. Sonra da direkt köye geçeceğiz. Köy yolunda da birazcık daha görüntü almak istiyorum. Video devam edecek bu arada. Bu video sadece bir yolculuk videosu değil. Oynatma listelerimde köy günlükleri diye bir liste var. Orada köyde çektiğim videoları bulabilirsiniz. Eskişehir'e indim. Böyle bir cos diye ses çıktı. Gerçekten Antalya o kadar sıcak ki Eskişehir'in havasına şükrettim. Şu an burası da 30 derece ama Antalya'daki 30 derece ile buranın 30 derecesi kesinlikle aynı değil. O yüzden hani şöyle gömlekle yanmıyorum. Antalya'da şu anda 18 saniyede bir söyleniyor olurdum. Şu an gayet güzel bir havadayız. Öyle. Şimdi bizimkileri bekliyorum. Ondan sonra devam edeceğiz yolculuğumuza. Yeni üyemiz. Pist. Dalından kopuyor sonuçta. Bal yemeğime girme. Bunları dedim daha dün hazırladılar getirdiler dedim. Bu biber yiyor. Ben de öyle seviyorum. Yer tohumu da yiyor. Bal koparsın Allah Allah. Burada köyde başkasının kuşu da mı var ya? Yok. Camdan içeri babam şey girdi. Güvercinler diyor. Aa. Abi birden içeri kuş gösterir. Ödüm patlar. Bu kuş bizim kuşumuz. Ondan korkma. Bütün bavulumu boşaltmayı düşünüyorum. Çünkü 2 hafta falan burada duracağım. Bavulda çok buruşuk buruşuk olur. Şöyle dursun. Saniye şunları asıyorum. Ben de şey yapıyorum. Daha dur. Orayı asmak için. Bak. Boşaldız. Bornoz. 2 tane abine. Hangisini istersin? Bu ikisi abime. Ya da bornoz abime. Fark etmez. Fark etmez. Hangisini tamam. İstiyorsun? Yanımda bu kadarcık eşya getirdim ve burada bir klozetimiz var. Balcım bir izin ver. Klozete
tokaları ve küpeleri koyacağım. Diğerlerini de burayı düzelim. Yeter. O kadar da şapka var ama. Bu kadar da şapka var ama kızarmışım yine diyorum. Kremi de sürdüm. Benim eşek kuşum. Benim sen eşek kuşum musun? Eşek kuşum muyum? Al büyük telefon. Al büyük telefon. Bak. Neçinin kuşucuğu. Ay sinirin. Sen ayaklarını yerim. Sen ayaklarını yerim ben. Hadi bir. Sabahtan beri hiç konuşmadım herhalde. Yani konuştum da ara ara düzgünce bir muhabbet etmediğimi hissettim. O yüzden açayım dedim. Telefon hafızası yine donmaya başladı her zamanki gibi. Hava çok güzel. Hafif serin esiyor. Böyle bahar havası gibi. Daha o sıcak nemli havası gelmemiş. Normalde burası Antalya havasına çok benziyor. Onun dışında bu evin turunu çekeceğim. Köye bir turumuz diye. Normalde Antalya'da ya da Eskişehir'de ev turu çekmedim. Ama burada içimden geldi. Hani böyle yeni yeni oluşmaya başlıyor aslında evimiz. Bu ev yıllardır bizim ama karantinada buraya geldik ve buraya alıştığımız için yeni yeni bir şeyler oluşmaya başlıyor. Köy eviyle şehir evi karışık bir şey. Bir de geçen sene yanlış değilsem şu köşede ben bir tane video çektim. Kültür günlükleri etiketi yapmışım hatta. Fransız kültürüyle ilgili bir video çekmiştim. Bu sene de İspanyol ya da İtalyan kültürüyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Ya da herhangi farklı bir kültür de olabilir. İstediğiniz bir ülke varsa onun üzerine de düşünebiliriz. Aşağı yazabilirsiniz. Çekmek istememin nedeni hem ben öyle oturup konuşmalı videoları seviyorum hem de analizlere baktığımda izlenme sayısı olarak çok fark yok diğer videolardan. Ama dakika olarak en çok izlenen videolardan biri olmuş. O yüzden yine neden olmasın deyip şansımı denemek istedim. O yüzden bu vlogdan sonra hem ev turu hem de kültür günlükleri adlı iki tane daha video olacak. Bu videoyu burada daha bitirmiyorum. Birkaç gün daha çekerim gibi geliyor. Ama planlanan bir şey yok. Henüz işte ne olursa onu çekiyorum dediğim gibi. Öyle. Şimdi buraları böyle yapacağız. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Bir ya. Üstten şöyle bir yere koy şöyle bir. Tamam mı? Bundan sonra topraktan bir yere koyalım. Evet. Dolduracağız burayı. İnşallah dedi. Yeniçeri gibi geziyor ortada.
Buna bakar mısınız ne kadar uzun bir havlu verildi My Mother tarafından. Neyse. Sanki bütün gün bütün bahçe işini ben yapmışım gibi ben duşa girdim. Burada şöyle bir şey var. Akşam oturmasına gidilip geliniyor. Bu en sevdiğim şey. Sanki böyle hani bayrammış gibi sürekli herkes birbirine gidip geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Ondan herkes evin önüne çıkıyor, kapısının önüne oturuyor. Karşılıklı muhabbet, sohbet dönüyor. O da sevdiğim bir şey. Çünkü biliniyoruz ki şehir hayatında böyle şeyler olmuyor. Ki şehir hayatında da böyle şeyler bayılmıyorum. Buna sadece köyde bayılıyorum. O yüzden burada hoş. O kadar. Günaydın. Şimdi balın heyecanını göstereceğim. Açık. Saat şu an sabahın 8:30. İstemsiz uyandım. 8 defa uyandım herhalde. Ve bulmaca yapmak istiyorum diye uyandım. O yüzden şimdi bulmaca yapacağız. Biz buradan bir bulmaca bulalım. Bal gel buraya. Akıllı kuş. Bu sayfaları hiç yapamıyorum maalesef. Sezen Aksu ve Şoray Uzun. Bunları biliyorum. Bilek hayvanı. At. Aynı isimli kişiler. Adaş. Sen nesin? Güzel sesli bir kuş. Bal. Balcım yırt, tamam mı yırt? Yapamıyorum dedim ama bayağı yaptım aslında kendime göre. İlla ki yanlışlar vardır. Ama kendi kendimin rekorunu kırdım bile diyebilirim. Şimdi tabii ki de sudoku yapacağız. En sevdiğim şey. Küçükken babam öğretmişti bunu. Elim dolu. Elim de var benim. Haplarına düşmüşsün. Tam olarak şu arabayla geldik. Arkasında geldim. Çok eğlendim. Çok güzel bir yer ya. Bildiğimiz seraya geldik ama bizimkilerin yeri varmış. Orada piknik yapacağız herhalde, öyle bir şey. Böyle daha çekeceğim etrafı. Şimdi bu tarafta yemek yiyeceğiz. Ama şöyle gezdireyim. Burası oturacak kısım. Yanlış değilsem aşağısı dere kenarı. Ama yanlış da olabilirim. Şu beyaz seranın aşağısı dere olması lazım. Bakarız yemekten sonra. Baktıkça çoğalıyor her şeyler. Bunlar mısır dedim. Bunlar mısırmış. Bu neydi? Bu domates. Bu domates. Şu ilerisi şey. Patlıcan. O ilerideki uzunlar ne? Şunlar? Bunlar da mısır. Onlar da mısır. Peki. Her yer susak. Biz bunları susak deniyoruz. Bunlar susak mı acaba? Herkesin dilinde. Babaktan oluyor. Hatta bir tane de ben götürüyorum Antalya'ya. Thank you.